Merhabalar YKS 2023 TF Bu yıl bildiğiniz gibi AYT'ye geçen yıldan artı 500.000 daha fazla aday başvuruda bulundu. Geçen yıl AYT'ye başvuran aday sayısı e, 2 milyon 56 bindi. Bu yıl 2 milyon 556 bin oldu bu rakam. E, Nereden çıktı bu 500 bin kişi? E, çok büyük ihtimalle sevgili arkadaşlar deprem bölgesi olan 10 ilimizde, afet bölgesi olan 10 ilimizde başvurular ücretsizdi bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla da başvurmuşken ikisine de başvurayım diye düşünerek e, başvuran kişilerden dolayı bu rakam artmıştır. Peki asıl mevzuya gelelim. Videoda başlıkta dediğimiz gibi bu yıl kazanamayan rekor kırılacak. Nasıl kırılacak hocam? Düz mantık sevgili arkadaşlar. Ee, üniversite kontenjanları yaklaşık 1 milyon. Geçen yıl öyleydi. 900 küsur bin 1 milyona yakın bir kontenjanı var. Yani üniversiteyi kazanacak 2 yıllık 4 yıllık ve açık öğretim ve vakıf üniversitelerini kazanacak aday sayısı e, yaklaşık 1 milyon. Dolayısıyla bu yıl AYT'ye katılan aday sayısı 500.000 arttığı için yani yaklaşık 1.5 milyon hatta tyTde de katarsak bu işin içine 2.5 milyona yakın aday ne yapamayacak bu yıl herhangi bir bölüme yerleşemeyecek sevgili arkadaşlar. Ama bu videoyu izleyenler inşallah sizler için hep dua ediyorum. Beni takip eden öğrencilerim. İnşallah kazananlar arasında olacaklar ve e, sınavdan sonra birlikte tercih yapacağız, üniversite kaydı yapacağız, yurt burs başvuruları keyifli kısmı o zaman olacak emin olun. E, o günleri iple çekiyorum sevgili arkadaşlar. Çalışmaya devam, moral bozmak yok. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.